Evet Arda yeni iş yerine geldik. Bundan sonra burada çalışacaksın. Babacım yapma. Gözünü seveyim yapma baba. Ben burada çalışmak istemiyorum. Babacım buradaki işçiler çok yoruluyordur her gün. Sen de yorulacaksın oğlum. Eğer ki okumazsan sınıfta kalırsan derslerine çalışmazsan senin de geleceğin yer burası. O yüzden akıllanman lazım. <laughs> gir ve çalış tamam mı? Tamam baba ya tamam ya. <laughs> bıktım artık senden bıktım. Ben de senden bıktım. Gel şimdi takip et beni. Ben senin iyiliğini istiyorum. Kolay gelsin işçiler. Sağ olun fakir bey hoş geldiniz. Sizin oğlan bu herhalde. Evet evet benim oğlan bu artık sizinle beraber çalışacak 3 ay boyunca. Tamam fakir bey hiç merak etmeyin. Fakir bey nasıl davranmamızı istersiniz? Bırakın zorlansın. Verin işleri yapsın mı? Tamam mı? Tamam fakir bey. Eti de kemiği de sizin. Ne yapıyorsanız yapın. Yorulsun. Sonra anlar zaten ders çalışması gerektiğine. Doğru söylüyorsunuz fakir bey. Hey gidi günlerey Keşke biz de zamanında derslerimize çalışsaydık da buralara düşmeseydik. Evet evet. Neyse. Ben artık patronla görüşeyim. Arada gel. Patronunla görüşeceğiz şimdi. Patronunu gör sen de. Bundan sonra patronuna düzgün davran tamam mı? Sakın ona ters bir hareket yapma. Tamam baba Tamam. Patronum kim? Haydi götür beni yanına. Gel oğlum gel. Hemen içeride olacaktı. Patron içeride değil mi? Evet fakir bey içeride. Sizi bekliyordu o da. Bugün geleceğinizi biliyor. Tamamdır. Arda gel oğlum. Patron içerideymiş. Evet oğlum bak burada odunculuk yapacaksın. Görmüş olduğun gibi burası bir odun fabrikası. Patron şurada olacaktı. İşte burada. Tamamdır. Patron Bey, kolay gelsin. Oo, fakir bey hoş geldiniz. Arda geldi mi? Geldi geldi. İşte bu benim oğlum Arda. Size ne kadar çok benziyor. Evet öyledir. Patron Bey, artık buna verin işleri. Ne yapıyorsa yapsın. Tamam Fakir Bey merak etmeyin siz artık gidebilirsiniz. Bu fabrikanın yerini de öğrendiğine göre artık kendisi gidip gelebilir. Aynen öyle kendisi gidip gelir. Ben artık eve gidiyorum. Oğlum iş çıkışı eve gelirsin tamam mı? Tamam baba bunu asla unutmayacağım asla. Zamanı gelince sana ne kadar büyük iyilik yaptığımı anlarsın oğlum. Bu senin akıllanman için. Şimdilik gidiyorum. İş çıkışı evde görüşürüz. Görüşürüz babacığım. Ben de artık eve gideyim. Arda oğlum bunların hepsi senin iyiliğin için. Yoksa ben sana kıyar mıyım ya? Sen daha benim biricik canım oğlumsun. Babacım lütfen gitme lütfen. Arda oğlum patronunun yanına git. Arda gel buraya gel. Sana bir iş vereceğim onu yap. Bak patronu çağırıyor. Hadi oğlum. Babacım lütfen yapma bak son kez söylüyorum. Oğlum bunu hak ettin diyorum. Geç artık ya battırma benim milletin içinde. Tamam baba tamam. Git patronun yanına. Hadi. Yeter ya yeter. Kızmayacağım kızmayacağım diyorum ama. Bu da bıktırıyor artık insanı. Neyse ben artık eve gideyim. Alışır zaten ya. Alışsın. Eğer ki okumazsa o da böyle yerlere düşecek. Arkadaşlar siz siz olun. Sakın okulu bırakmayın. Okuyun. Okumaya devam edin. Babam da gitti. Öf ya öf. Arta hadi gel bak bekliyorum. Geliyorum patron geliyorum. Bak patron fazla bekletilmeyi sevmez. Git hadi hemen yanına. Tamam tamam. İşler zor mu abi? Evet hem de nasıl. Gerçekten çok ağır bir yer burası. Haydi artık patronun yanına git. Tamam tamam hemen gidiyorum. Geldim patron geldim. Arda çabuk gel buraya çabuk. Sen ne yaramaz çocuksun ya. Nereye kaçıyorsun? Patron ben aslında burada çalışmak istemiyorum. Yani babam beni buraya verdi ama ben burada çalışmak istemiyorum patron. Arda şöyle bir etrafına baksana. Burada kim sence çalışmak ister ki? Hiç kimse burada çalışmak istemiyor. Ama herkes mecbur burada çalışmaya. Çünkü ekmek parası artı anladın mı beni? Eğer ki sen de okumazsan hayatını burada geçirirsin. Burada para kazanmaya çalışırsın. Anladın mı beni? Yoksa sokaklarda dilenci olur çıkarsın. O zaman ne yapacaksın? Doğru söylüyorsunuz aslında. Keşke derslerime çalışsaydım. Keşke. Artık keşkeler geçti. 3 ay boyunca burada çalışacaksın. Bir dahaki seneye de akıllanırsın. Derslerine sıkı çalışır geçersin sınıfı. Doğru söylüyorsun patron. Neyse ne yapacağım ben şimdi? Ne söyleyeceksin bana? Şimdi şuradaki odunları al ve diğer fabrikaya taşı. Haydi bakalım. Tamam patron. Biraz ağır değil mi ya bunlar? Ben bunları nasıl taşıyacağım? Taşıyacaksın. Buradaki insanlar nasıl taşıyorsa sen de öyle taşıyacaksın. Hadi doğru iş başına. Tamam patron tamam. Öf ya öf. Acaba o fakir ne yaptı ya? Arda'yı işe verdi mi? Vermiştir herhalde. Dur bir bakayım. Fakir eve geldi mi acaba? Neyse. Gelmemiş herhalde. Fakir, fakir kardeşim. Geldin sonunda. Geldim abi geldim. Zengin çok üzülüyorum ya. Neye üzülüyorsun fakir? Ne oldu kardeşim? Arda için mi? Evet abi Arda için. Arda'nın oradaki halini görmen lazım. Lütfen beni bırakma baba diyordu bana. Fakir, kardeşim yapacak bir şey yok. Ben de Arda'ya çok üzülüyorum. Sonuçta ben onun amcasıyım. Ben de onun iyiliğini istiyorum. Keşke Rüzgar gibi derslerine çalışsaydı, sınıfı geçseydi böyle şeyler olmazdı. Rüzgar nerede şu anda? Aqua Park'ta Fakir. Gitti yüzmeye. Tatil yapıyor çocuk işte. Evet abi, keşke Arda da çalışsaydı da Rüzgar gibi tatil yapsaydı. Doğru söylüyorsun fakir ama yapacak bir şey yok. Neyse kardeşim biz de artık belediye binasına gidelim mi? Sen belediye başkanısın ben de senin yardımcınım. Çalışmamız lazım sonuçta. Doğru söylüyorsun abi. Haydi gidelim. Arda için ne kadar üzüldüğünün farkındayım. Ama Arda'nın çalışması lazım fakir. Eğer ki şu anda ona böyle bir ceza vermezsen seneye de o sınıfta kalır. Ne olsa babam bana hiçbir şey yapmıyor der. Seneye de sınıfta kalır. Arda şu anda sanıyor ki ömür boyu biz onların yanında olacağız. Ama biz zamanı gelince öleceğiz. Onlar kalacak tek başına. O zaman ne yapacaklar? Doğru söylüyorsun abi. Haklısın bu hayat gelip geçici. O yüzden Arda'yı olabildiğince iyi eğitmem lazım. Evet fakir aynen öyle. İleride elinde bir mesleği olsun ki biz olmayınca, ileride biz ölünce yalnız kaldıkları zaman o meslekle kendini idare edebilsin. Evet abi aynen öyle. Neyse artık biz de belediye binasına girelim haydi. Gel fakir gel. Gel kardeşim. Ben senin yardımcınım, sen de belediye başkanısın. Ama bak benim ağzımdan bir laf çıkıyor mu? Bak sen benim kardeşimsin ama ben senin yardımcınım. Ne kadar saygılıyız birbirimize. Tamam zamanı gelince kavga da ediyoruz, barışıyoruz, küsüyoruz ama böyle şeyler zaten olan şeyler. Evet abi, aynen öyle. Hep birbirimize saygılı olalım. Olur mu? Olur kardeşim, olur. Hiç merak etme. Umarım Arda ve Rüzgar'da ilerleyen zamanlarda böyle olur. Kolay gelsin korumalar. Öf ya bu çalışmak ne zor işmiş ya. Şuna bak sana taşı taşı bitmiyor. Daha bir sandığı bile taşıyamadım. Çok zor ya çok zor. Birazcık dinleneyim şurada. Daha bir saat oldu ama çok yoruldum ya. Yeter artık ben buradan çıkmak istiyorum. Daha fazla çalışmak istemiyorum. Arda bak patron otururken görmesin çok kızıyor. Ya tamam işçi abi ya sen karışma. Patron görmez beni. Benim boyum kısa burada saklanırım. Evet birazcık dinleneyim ya. Oh be çok yoruldum ya çok yoruldum. Şu Arda nerede ya gözükmüyor ortalıkta. İşçiye sorayım. İşçi şu Arda nerede gördün mü? Ee, şey patron. Ağzında geveleme be nerede şu gördün mü? Patron arkanda oturuyor. He? Arda? Arda ne yapıyorsun burada? Patron birazcık oturayım dedim ya çok yoruldum. Ben daha çocuğum bunu unutma. Çocuk falan dinlemem ben. Sınıfta kalmasaydın. Kalk çabuk. Baban ne dedi? Eti de senin, kemiği de senin dedi. O yüzden kalk çabuk şu sandıkların hepsini karşıdaki fabrikaya taşı. Çabuk dedim sana. Tamam patron tamam. Çok yoruldum ama gerçekten. Sana kalk diyorum. Yoksa şimdi babanı ararım ona göre. Tamam patron tamam arama. Kalkıyorum tamam. Ben patron olduğum halde ben bile çalışıyorum ya. Sen nasıl birisin? Patron olmadığın halde oturuyorsun burada. Öyle şey mi olur? Çalışacaksın Arda. Çalışacaksın. Para ne kadar zor kazanılıyor öğreneceksin. Tamam şimdi kalkıyorum. Haydi çabuk. Ben bu elimdekileri bırakmaya gidiyorum. Geldiğimde otururken görmeyeyim seni. Evet. Sen de şuna göz kulak ol ya. Oturmasın böyle. Patron ben söyledim ama oturdu işte ne yapayım dinlemiyor beni. Tamam tamam neyse ben onun icabına bakarım. Öf ya öf ya bıktım ya bu sandıkları şimdi kim taşıyacak? Burada bir sürü sandık var. Hepsini ben taşıyamam ki. Bu işçiler bunları nasıl yapıyor ya? Gerçekten işleri çok zor. Çok zor. Şuna baksana daha bir saat oldu çalışmaya başlayalım ama o kadar çok yoruldum ki. Neyse tüm sandıkları taşımam lazım. Bunlar gerçekten çok ağır işçi abi. işiniz çok zormuş ya. Evet Arda öğren işte. Eğer ki sınıfta kalırsan böyle bizim gibi burada ekmek parası için çalışmak zorunda kalırsın. Doğru söylüyorsunuz. Bir dahaki seneye asla sınıfta kalmayacağım. O kadar çok çalışacağım ki. Anladım şimdi zorlukları anladım. Şuna baksana daha bir saat çalıştım. Şu düştüğüm hallere bak o kadar çok terledim ki. Neyse şu odunları da taşıyayım şuraya. Patron bir daha beni otururken görmesin yoksa babamı arayacakmış. Babam da bana kızar. Yapacak bir şey yok çalışmak zorundayım. Nerede kaldı bu Arda ya? Arda gel buraya gel. İçeride sandık var. Elindeki odunları burada içerideki sandıkları taşıyacaksın. Tamam patron peki öğle molası ne zaman? Ne zaman yemek yiyeceğiz? Öğle molası falan yok. Oradaki sandıkların hepsini buraya taşımadan öğle molası falan vermek yok. Yemek de vermeyeceğim su da tamam mı? Hepsini taşıdıktan sonra belki bir 10 dakika molayı hak edersin. Tamam patron tamam. Hemen taşıyorum göreceksin. Haydi haydi daha fazla bekleme. İçeride bir sürü sandık var. O sandıkların hepsi dolacak. Oradan odunları alacaksın, buraya getireceksin. Oradan alıp buraya getireceksin. Eğer ki bu dediklerimi yapmazsan sana daha zor bir iş veririm ona göre.